Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Burak. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine gündemle alakalı bir video ile karşınızdayım. Bugün sosyal medyada, hatta televizyon ekranlarında çokça konuşulan Enes Batur'un filmi hakkında konuşacağız. Takip edenlerin bileceği üzere filmde ben de oynamaktayım. Fakat şunu sizlere net olarak söyleyebilirim ki bu videoda bütün düşüncelerimi objektif bir dille sizlere anlatacağım. Şimdi isterseniz sizleri daha fazla bekletmeden videoya geçmek istiyorum. Fakat öncesinde bu tarz gündemle alakalı videoların daha sık gelmesini istiyorsanız aşağıda bulunan butonlardan kanalıma abone olmayı, aynı zamanda videoyu beğenmeyi lütfen unutmayın. Şu anda ekranda çıkan Snapchat, Twitter ve Instagram hesaplarımdan beni takip ederseniz de çok sevinirim. Hadi videoya geçelim. Hem de bizim tarzımızda. Öncelikle bir haftadır trend birden düşmeyen şu fragmanı gelin bir beraber izleyelim. Ne anlatıyordum ben? Hani hazırdı takım? Hocam adam yok ki. Enes var işte. Beni aralarına almıyorlar. Arkadaşları olarak saymıyorlar beni. Sen ne biçim kalesin ya? Her zamanki gibi bir işe yaramadın. Ne oldu Enes Batur'cum burnuna? Top geldi. Her sene bu top geliyor bu burnuna oğlum. Çekil kenara şuradan. Şuradan 4 tane kola ısmarla da içelim. Kardeşim biz burada boşuna mı bekliyoruz? Boşuna bekliyoruz. İlerle lan. Hep beraber sinemaya gidelim diyorum. Gelemem. Melisa da gelecek ama. 5 öğrenci alabilir miyiz? Bu seansa yan yana 5 koltuk yok. Kaç koltuk var? 4. Birimiz ayrı oturacak o zaman. Akıllı ol. Paramla döverim seni. Para cana gitmez ki. Para cana gitmez ki. İyi, al o zaman. Başlamak için en doğru zaman yarın değil, tam da bugün. Ben de video çekmeliyim. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün bir kedi kurtarma operasyonu yapacağız. Şişt, sen Enes Batur musun? Evet benim. Benim çocuk senin büyük hayranın. Bir fotoğraf çekilebilir miyim? Tabii olur. Teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Ne yapıyorsun ya? Fotoğraf çektireceğini sandım. Sen kimsin? Enes Batur Sungurtekin. Kim oğlum Enes Batur Sungurtekin? YouTuber efendim. YouTuber? Kendisi şu anda YouTube Türkiye'nin en fazla takipçi sayısına ulaşan YouTuber'ı. Enes'cim anlıyorum, gençsin, heyecanlısın. Geçici şeyler bunlar. Ya mimarlık mesela öyle mi? Senin hayallerin değil, kendi hayalimin peşinden gitmek istiyorum. Ne diyor, belirsiz internet mi senin hayalin? Evet. Enes bak delirtme beni, tamam mı? Al sen internetini. İstiyorum bu çocuğu. Sebep? Enes her yerden para yağacak. Ev efsane lan. Ev değil oğlum, malikane. Oğlum asıl havuza bakın lan. Bizim denizden büyük. Yeni bir proje var. Bomba. Kendi hayatımı filme uyarlıyoruz. Sizi kim oynuyor? Senaryoda bizim karakterler yok. Ben gidiyorum ya. Onun bize ihtiyacı yok, ben de geliyorum. Ne oldu kızım? Arkadaşlarım beni bırakıp gitmişler. Ay sen başka bir dünyadasın, onlar başka. Enes, ben seni artık tanıyamıyorum ki. Tüm gözler benim üzerimde. Tam da hayal ettiğim gibi. Aa Enes abi, bir fotoğraf çekebilir miyiz abi? Evet, fragman bu şekildeydi. Sosyal medyada gördüğüm kadarıyla, yorumlardan anladığım kadarıyla birçok insanı fragman bir hayli şaşırtmış. Sosyal medyada fragman hakkında yorum yapan insanların birçoğu fragmanın beklentilerinin üstünde olduğunu söylemiş. Bu, her şeyi bir kenara bırakacak olursak, filmde oynayan biri olarak beni gerçekten mutlu etti. Fragmanı izlerken filmin oyuncusu olduğumu bir kenara bırakıp dışarıdan biri gibi izlemeye çalıştım. Ve izlediğimde bende oluşan fikirler şunlardı. Fragman, insanları farklı duygulara sokabilen bir fragman olmuş. Örnek vermek gerekirse, Rain Man'in Enes'e kafa attığı sahnede gülerken sonlara doğru Başak'ın ağlaması insanları çok farklı duygulara itebiliyor. Bu, bana göre fragmanın başarılı olduğunu net bir şekilde göstermektedir. Ayrıca Rain Man'in oyunculuğunu çok beğendiğimi de söyleyebilirim. Bana göre kendisine verilen rolün hakkını fazlasıyla vermiş. Şimdi gelelim sosyal medyada yaratılmaya çalışılan algıya ve yapılan eleştirilere. Öncelikle ne Enes Batur, ne ben, ne de film oyuncularından herhangi biri. Biz dünya çapında izlenecek muazzam bir işe imza attığımızı dile getirmiyoruz. Yine aynı şekilde Türk sinemasını zirveye götüreceğiz veya Türk sinemasında unutulmaz bir film çektik iddiasıyla da gelmiyoruz. Bu fragmanı izlediğiniz zaman ya da filmi izlerken şunu lütfen unutmayın. Bu film henüz Türkiye'de yeni oluşmuş bir sektörde
kendi imkanlarıyla yola çıkmış ve yine kendi imkanlarıyla kendisine bir kitle oluşturmuş gençlerin filmi. Bu filmde YouTuber olarak oynayan çoğu insan bundan 2-3 sene önce webcamleriyle videolar çekmeye başlamış, sınıf arkadaşları tarafından dalga konusu olmuş, 10-20 izlenirken bile her gün video atmaya çalışmış insanlardır. Yine aynı şekilde Türkiye'de henüz YouTuberlık diye bir şey yokken YouTuberlık diye bir şeyin var olmasında emeği olan insanlar. Sizlere bir şeyler izlemeyi zorunlu tutmayıp geniş bir yelpazenin açılmasını ve açtığınız o yelpazede istediğiniz kategoride istediğiniz videoyu izlemenizi ve zamanınızı istediğiniz gibi geçirmenizi sağlayan insanlar. Niye mi böyle söylüyorum? Çünkü bundan 15-20 yıl önce televizyonu açtığınızda karşınıza gelen şeyi veya bir sonraki kanala geçtiğinizde karşınıza gelen şeyi izlemek zorundaydınız. Fakat şu anda YouTube'da beni sevmeyen bir insan gidip Enes Batur izleyebilir. Enes Batur ona hitap etmiyorsa gidip Kafalar izleyebilir. Kafalar ona hitap etmiyorsa gidip Barış Özcan izleyebilir. Ve bu yelpazenin oluşmasında hepimizin emeği var. Bazı insanların filme yaklaşımı ise, ki bu bazı insanlar henüz filmi dahi izlemediler, buna özellikle belirtiyorum, şu şekilde yaklaşıyorlar. Türk sinemasını mahvediyorsunuz. Türk sinemasında her yıl hiçbir kalitesi, senaryosu, kurgusu, osu busu olmayan yüzlerce film vizyona giriyor. Ve bu eleştirilerin mantığıyla bu filmlerin eleştiri almamasının tek sebebi ya da Türk sinemasını mahvetmemesinin tek sebebi oyuncu kadrosunun sadece oyunculardan oluşması demek. Ki bu çok yanlış bir durum. Bakın bunu tekrardan peşinen söylüyorum. Biz Yüzüklerin Efendisi tadında bir film çekmedik. Biz Matrix gibi efsane olacak, dünyada konuşulacak bir filme de imza atmadık. Yine aynı şekilde biz Hababam Sınıfı gibi Türk sinemasında nesilden nesile aktarılacak bir film çektik iddiasıyla da gelmiyoruz. Bu filmde oynayan YouTuberlara bundan 5 sene önce, 5 sene sonra bir filmde oynayacaksın denseydi birçoğu gülüp geçerdi ve kendisiyle dalga geçildiğini söylerdi. Bir zamanlar dalga geçilen fakat pes etmeyip sosyal medyaya emek vermeye devam eden bu çocuklar şimdi bir film çektiler. Biz YouTuberların tek amacı bu filme giden insanların, bu filmi ailesiyle beraber giden insanların çıktıktan sonra eğlenmiş olmalarıdır. Ve size şunu net olarak söyleyebilirim. Bu filme gittiğiniz zaman eğleneceksiniz. Bu hususta da sizden şahsım adına tek bir ricam var. Lütfen ön yargılarınızı kırın. Çünkü ön yargı kötü bir şeydir. Filme gittikten sonra beğenirsiniz veya beğenmezsiniz. Beğeni göreceli bir şeydir. Fakat ortada bir emek olduğunu, çok büyük bir emek olduğunu net bir şekilde göreceksiniz. Bir zamanlar telefonunuzdan veya bilgisayarınızdan bizi izlerken anneniz babanız size kimi izliyorsun dediğinde kemküm ettiğiniz, anlatamadığınız insanlar şimdi bir film çektiler. Siz artık utanmadan, sıkılmadan kimi izlediğinizi dile getirebileceksiniz. Ben, o, şu ve özellikle sen, siz izleyiciler, biz bir film çektik. Hep beraber çektik ve bu filmi çekmemizde en büyük payda sizin. Biz beraber bir şey başardık. Bazı kesimlerin manasızca, içi boş bir şekilde dalga geçtiği, bazı kesimlerin ise kendilerine tehdit olarak gördükleri için önünü kesmeye çalıştığı o sosyal medyanın haylaz çocukları bir şey için çalıştılar, bir şey için çabaladılar ve bir şey ortaya koydular. Ve bazıları şunu çok iyi biliyorlar. Siz bize sahip çıkacaksınız ve emin olun bundan çok korkuyorlar. Ve sen, bu videoyu izleyen kişi, beni seversin veya sevmezsin, Rain Man'i seversin veya sevmezsin veya filmde hayatı anlatılan Enes Batur'u seversin veya sevmezsin. Lütfen bu filme git ve bize destek ol. Evet arkadaşlar, sosyal medyaya emek veren, iyisiyle kötüsüyle bir şeyler yapmaya çalışan bir insan olarak bu konu hakkında epey dolmuştum. Bu videoda düşüncelerimi net bir şekilde dile getirebildiğime inanıyorum. Umarım beni anlamışsınızdır. Öte yandan belirtmem gereken bir husus daha var. Film çekmek, sinema için bir şeyler üretmek gerçekten çok farklı bir şeymiş. Mesela size bir ipucu vereyim. Sizin sinemada sadece 30 saniye izlediğiniz bir sahnenin 2-3 saat, bazen 4-5 saatte çekildiğini biliyor muydunuz? Şahsen ben bilmiyordum. Bu filmin çekimleri esnasında öğrendim. Öte yandan bu film bizlere şunu öğretti. Biliyorsunuz ki özellikle diss videolarından sonra YouTuberlar kutuplara ayrılmıştı. Birbirimiz için ya o olmasa da olur, bu olmasa da olur, şu olmasa da olur gibi düşünüyorduk. Bu filmden sonra şunu net olarak gördüm. Hepimizin birbirimize ihtiyacı var. Biz kendi aramızda tartışabiliriz. Birbirimizi sevmeyebiliriz. Büyük sorunlar yaşayabiliriz. Ama YouTube Türkiye olarak biz bir aileyiz. Evet arkadaşlar, video kısaca bu şekildeydi. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Eğer videoyu beğendiyseniz aşağıda bulunan butonlardan kanalıma abone olmayı,
Aynı zamanda videoyu beğenmeyi lütfen unutmayın. Enes Batur, Hayal mi Gerçek mi filmi 19 Ocak 2018'de vizyona girecek. Hepinizi sinemalara bekliyoruz. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın arkadaşlar.